Derdi olmayan bir insan aslında çok büyük eksikliği var. Yani insan olarak kendisini gerçekleştirmiş sayılmaz. Evet, yani hepimiz yaşıyoruz, yiyoruz, içiyoruz ama bunlar biyolojik şeyler. Herkesin yapabildiği, uzaktan öğretilmediği zaman da yapabildiği şeyler ama dertlenmek önemli bir mesele. Niye dertlenmek önemli bir mesele? Çünkü dertlenmek hayata anlam katan bir şey. Eğer dertlenirsek hayata anlam gelir, eğer dertlenmezsek hayata anlam gelmez. Bu gençliği bu yönde, yani İslami yönde, ümmet şuuru yönünde, insanlık yönünde, sadece Müslümanlar açısından da değil, insanlık yönünde de sürekli dertlenmeye teşvik etmek lazım. Bu da bir dertlenme olacak yerde, olduk yerde edinilecek bir şey değil. Bakkaldan satın alınacak bir şey değil. O zaman bunun için en başta şu tip yerlere büyük görevler düşüyor. Sorunları biz şurada yaşamaya başladık. Onların bazı kökenlerinden bahsedeceğim. Birincisi, yaşadığımız birinci derecede gençlikle ilgili sorunların kaynaklandığı yer aile. Biz şimdi eğitimlerini, gençlerin eğitimlerini büyük oranda hep okullara bıraktık. Ailede onlarla artık ilgilenmez olduk. Bu belki büyük şehir hayatının getirdiği bir şeydi bir anlamda. Ama aile bırakılınca, aile gidince çocuk ortada kendi başına kalıyor ve eğitimini sağdan soldan her taraftan yapmaya başlıyor. Düşünebiliyor musunuz? Mesela bir kişi, evimizdeki bir çocuğumuz, bir gencimiz günde ortalama kaç saat acaba internetin başında kalıyor? Kaç saat televizyonun başında kalıyor? Biz yaptığımız farklı araştırmalarda gördük ki kitle iletişim araçlarının, yani internetin, televizyonun karşısında kalma saati arttıkça, kalma oranı arttıkça değerlerde de bir düşüş, bir yozlaşma meydana geliyor. Şimdi bu çerçevede baktığımızda ailenin bizzat verdiği eğitim, ailenin verdiği eğitim ve çevrenin, okulun verdiği eğitim, kitle iletişim araçlarının verdiği eğitim yanında yüzdesi çok düşük kalıyor. Etkileme oranı anlamında çok düşük kalıyor. Bu ciddi bir sorun. Şimdi hepimiz tabii şikayetçiyiz. Çünkü çocuklarımız var, gençlerimiz var. Ellerinden telefonlar düşmüyor. Eskiden sadece bunlar evde kullanılan şeylerdi. Şimdi evde de değil artık. Bunların hiçbir mekanı yok. Yolda gidip gelirken sürekli işte telefonlarla evde bunlarla karşı karşıya kalınıyor. Şimdi burada ailenin ne gibi fonksiyonları var? Bunlar önemli. Bunu nereye kadar önleriz, nasıl önleriz diye sorduğunuzda bir kere sıfır önlemek mümkün değil. Yani kitle iletişim araçlarıyla ilişkisini tamamen kesmek mümkün değil. Ancak en azından yönlendirmek ve bazı değerleri kazandırmak önemli. Yani burada ailenin kontrolü büyük bir önem taşıyor. Bunu şundan dolayı söylüyoruz. Ailenin eğitimi, ailenin çocuk üzerindeki etkisi sadece ona bilgi vermek, propaganda yapmaktan ibaret değil. Hatta bunun etkisinin daha düşük olduğunu da söyleyebiliriz. Ailenin etkisi örnekliği. Yani mesela biz çocuğumuza diyoruz ki sabah namazına kalkacaksın oğlum. Tamam da sabah namazına biz kalkmazsak eğer onun hiçbir anlamı yok. İşte şunu şöyle yapacaksın oğlum, bunun hiçbir anlamı yok. Bilgi değil, örneklik. Yani çocuk öncelikle örneklik üzerinden yetişiyor. Şimdi yaşadığımız bir örnek mesela. Biz şimdi evlerde büyüklerimizi de artık kaybettik. Büyüklerimizi derken aileler olabildiğince çekirdek hale geldiler. Küçüldüler. Eskiden evlerde dedeler, neneler oluyordu. En azından torunlara kendi kültürlerini, kendi değerlerini aktarabiliyorlardı. Gel işte torunum şöyle olsun. Daha da yumuşak. Hayat tecrübesi onu iyice yumuşatmış. Çocuğa da böyle aktarıyor. Yani bir babayla bir dedenin çocuğa aktarımı da aynı değil. Kültürün değerini vermesi de aynı değil. Dede biraz daha yumuşak veriyordu. Şimdi onlar evden gittiler. Bu işler tabii ailenin içerisinde anne baba tarafından görülecek. Bir gün bir arkadaşımızın evine tabii annesi babası ziyarete geliyor, oturuyor. Oturduğunda işte diyor ki arkadaş, babam diyor namaz kılmaya gitti öbür odaya. Ben de diyor bu arada hafif diyor koltuğa böyle uzanmış idim. Sonra diyor babam gelince diyor doğruldum. Hani hareketlerime diyor biraz çeki düzen verdim. Oğlum diyor şöyle bir soru sordu diyor. Yani baba yatıyordun niye doğruldun yani diye bir soru sordu. Ben dedim ki işte büyüklerimizin yanında bizim böyle oturmamız gerekir. Doğru olan budur.
efendim çeki düzen vermemiz gerekir dedim. İşin enteresan tarafı çocuk bunu bilmiyor. Belki bilgi olarak öğretseniz bile efendim babasından görmediği sürece bunu da uygulamaya sokmayacak. İşte örneklik bunun için önem taşıyor. Çocuk sabahleyin babasının, annesinin sabah namazına kalktığını görecek. İşe giderken gelirken efendim nasıl hareket ettiğini görecek. Komşularıyla davranışlarda nasıl dürüst olduğunu, vefalı olduğunu görecek. Yalan söylemediğini görecek. Alkol almadığını görecek efendim. Bunların hepsini görecek. Bir örneklik olacak ki genç de kendisini yetiştirebilsin ve bir derdi olabilsin. Derdi olabilmek de bununla alakalı bir şey. Eğer bir babanın annenin derdi varsa çocukta da bu dertler oluşacak ailede verdiği eğitimle. Bunlar aslında bizim hiç farkına varmadığımız bir eğitim türüdür. Niye bunu söylüyorum? Çünkü mesela evde sıradan bir konuşma yapıyorsunuz. İşte eşinizle konuşma yapıyorsunuz. İşte akrabalarınızla konuşma yapıyorsunuz. O konuşmayı yaptığınız sırada mesela yalan söylemeyi olumlu kılacak bir söz. Karşısında söylediğiniz bir yalan. Bu anında çocuk tarafından fark edilir ve dolayısıyla örneklik artık olumsuz bir şey biçime dönüşür. Onun için bütün hareketlerimiz çocuklar tarafından, gençler tarafından hep sürekli takip ediliyor ve biz aslında bu anlamda hem ciddi kontrol altındayız hem de ciddi sorumluluklara sahibiz. Ailenin tabii bunun dışında başka önemli fonksiyonlar da var gençlik üzerinde. Kontrol etme dediğimiz şey gençlerle hiçbir biçimde iletişimi koparmayacak biçimde bir kontrol olmalı. Yani iletişimi koparmayacak derken kastımız şu, yani hep kızıp bağırmak, sürekli yukarıdan uyarmak değil, aslında onunla sürekli konuşarak, yaptığı şeyler üzerine belki tartışarak ama iletişimi kesmeden. Yani sürekli yukarıdan buyurgan bir tavırla yaptığımız zaman, sürekli azarladığımız zaman bu hiç etki etmez, hatta tam tersine tepkiler ortaya koyar. İletişimi koparmamak, yani gelirken giderken sürekli bu mevzular üzerine konuşmak, onun derdini dinlemek, efendim dinleyebilmek, ona vakit ayırabilmek, bunlar çok önemli şeyler. Şimdi bakıyorsunuz şu tip şeyleri siz de yaşıyorsunuzdur. İşte misafirlikler falan olabildiğince azaldı ama akrabalıklar, komşuluk ilişkileri falan. İşte evinize bir misafir gelir, evinize misafir geldiği zaman çocuğumuz işte kendi odasına gider. Çoğunlukla hep böyle oluyor benim gözlemlediğim kadarıyla. Misafirin yanına çıkıp bir hoş geldiniz bile demez. Yani basit kurallar, küçük şeyler bunlar ama çok önemli şeyler. Yani insanlarla karşılaşmak, bir adab, bir edep. Toplum ancak böyle ilerleyebilir ve sağlıklı bir biçime böyle dönüşebilir. Çünkü biz bunu bugün bir görev olarak yapmadığımız zaman yarın iki gün sonra bize olumsuz geri dönüşleri var. O zaman da şikayet edeceğiz. Çocuğumuz bizim niye böyle olur? Niye bize bakmıyor? Efendime söyleyeyim. Niye bize iyi davranmıyor? Bunların hepsini sorun olarak yaşayacağız.